kas örneğini Önder'in kalçasından aldım. Yani en çok acıyan kastan aldım örneği. Bir şey bulma ihtimalimizin en yüksek olduğu yer orası. Doping sporculara özen de ceza kesilir. Ben öyle bir şey demedim. Kafeinsiz inşallah o kahve. Ay. Yani yapay bir şekilde performansını yükseltmek istemeyiz. Lafı ki sana yakışmaz. Basma kızın damarına, basma. Ya da bas. Kafein yasal bir şey bir kere. Yasal bak işte burası çok önemli biliyor musun? Her şey kitabına göre olmalı değil mi? Evet. Çünkü bu bir yarış, bisiklet yarışı. Bir takım insanlar oturmuşlar, bazı kurallar belirlemişler. Sporcular da o kurallara uyuyorlar. Bu kadar basit diyorsun yani. Kural konmuşsa uyacaksın. Şimdi olayın gerçeği şu tabii yani. Bir grup insan kurallar koyarsa ve sen ona uymazsan Zeynep seni affetmez. Ama bir nedeni olan hatta insanları korumak için konulmuş bir kuralı çiğnersen Zeynep sana vurulur. Ne alakası var? Hekimoğlu Önder sizin gibi mucize çocuk olmaya falan çalışmıyor. O ne yapıyorsa insanlara yardım etmek için yapıyor. Önder sizin gibi öyle kendini yüceltmek için değil. E o zaman Önder sizinle şikayet etsene Bisiklet Federasyonu'na. Gerekeni yap. Hasta doktor ilişkisi, etik bunlar da var değil mi Mehmet Ali? Ya bir de ben insanların içine o kadar da karışmak istemiyorum ya. Ama sen bunu kendini yüceltmek için yapmıyorsun ki Zeynep. Sen dünyayı iyileştirmeye çalışıyorsun. Bazen ikiniz el ele verip insanın canını acayip sıkıyorsunuz ha. Kızma ya. Oy takıldık be. Nereye? Hava alacak. Çay içelim. Çok gittik üstüne galiba. Bir şey olmaz. Zeynep beklesene. Biz geyiğin dozunu biraz kaçırdık galiba. Biraz mı? Her zaman yaptığınız şey. Ama sen ciddiye almıyorsun değil mi yani bu konuşulanlar? Ne gibi? Biraz hassas davranıyorsun sanki ya da ne bileyim bana öyle geldi bilmiyorum. Yani burnumu sokmak da istemiyorum açıkçası. Ne diyeceğim biliyor musun? Burnunu sokma bence. Ben yaranamıyorum ki kimseye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.